Evet sevgili seyirciler, Kral Çıplak'ta devam ediyoruz. Barışlar Kral Çıplak'ta, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'la sohbetimiz devam ediyor. Hemen arada sohbet ediyorduk. Bugün Renan Hoca'yı konuştuk ama sadece bana değil tabii, Twitter üzerinden değerli konuklarımızın da tweetleri üzerine sorular geliyor sanıyorum. Bir hakimimizin yargılanması evet, yani bugün. Tabii hani yargılamadan bahsediyorsunuz diyen dostlarımız, bir de hakim yargın bugün onu mahkeme önüne çıktı. Tabii. Hakim Sevgi Övüç. Çünkü Hakim Sevgi Övüç şu cümleden ötürü yargılanıyor. 17 Aralık hırsızlık ve yolsuzlukların üzerine örtmek için 14 tane savcı biraz az değil mi? Bu kadar hani 10 kelimelik bir cümle yüzünden yargılanıyor. Bundan ötürü bugün bir hakim heyeti karşısına çıkıp savunma yapmak durumunda kaldı ama savunmasını yapamadı teknik nedenlerle. Ama bunu, buradaki Hakim Sevgi Hanım'ın özelliği şu. Başbakanın hatırlarsanız şehitlere kelle dediği dönemde Şehit Aileleri Derneği tarafından mahkemeye verilmişti ve o davanın hakimi Sevgi Hanım'dı. Sevgi Hanım başbakanı 3 kuruş tazminat ödemeye mahkum etmişti ki o 3 kuruşun anlamı mahkumiyet ama 3 kuruş olması da daha ağır bir mahkumiyet olduğu anlaşılıyor. O yüzden Sevgi Özgüç'ten çok uzun zaman sonra da olsa aslında bir tür intikam olarak görülebilecek bir davada bugün görüldü. Onu da hatırlatmış olalım. Doğru, son derece önemliydi. Evet sevgili seyirciler, sorulardan Papa sorusu biraz yoğunluk kazanmaya başladı. Bugün Papa'nın Türkiye ziyareti vardı. Bilmiyorum perde arkasına ilişkin sizin notlarınızda neler var onu soruyor seyircilerimiz. Bizi şaşırtan şu oldu. Papa sonuçta bir anlamda... Bir arada özür dilerim. Terkoğlu dedi galiba Cübbeli Ahmet Hoca Müslüman olmaya mı davet etmiş? Ya Papa olayının tabii şöyle enteresan birkaç notu var rutin bilgilerin dışında. Hani bir önce biraz geriye gittiğimizi hatırlar mısınız? Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'i eleştirirken ne derdi? O işte derdi Amerika ile şöyle iş tutuyor, böyle iş tutuyor. Gitmiş Papa'nın elini sıkmışlığı bile vardır diye ünlü bir söylevi hitabı vardı. Bugün bir elini sıktı kendisinin. Kendi kaçak sarayında ağırladı. İlk defa da değil. Bundan ilk defa da değil. Daha öncesinde de ağırladı. Uçağın kapısında karşılamıştı. Tabii. Yani hani arşiv unutmuyor Mustafa abi baktığında. Evet. Zihinlerimiz de unutmuyor. Neyse ki balık avsalı değiliz. Ama şunu da söyleyebilirim. Sonuçta Papa bir anlamda hani bir ülke lideri, doğru değil mi? Hani evet. Kağıt üzerinde de olan yani bir Vatikan'ın lideri. Peki burada bir şey soracağım. Bu yeni sarayda, kaçak sarayda. Evet. İlk konuğun, ağırlanan ilk konuğun Papa olmasının özel bir anlamı var mı? Kutsadı mı diye soruyor seyircilerimiz. ya da günah mı çıkardı? Aynen öyle. Papa kutsadı mı kaçak Aksaray'ı yoksa halifeliğe mi hazırlanılıyor o sarayda diye sormuşlar. Bilmiyorum yanıtınız ne oldu. Niye hemen sulandırıyorsunuz? Ben ciddi bir soru sordum. Özel bir anlamı var mı? Yani şöyle, belki hani en fazla teoride bulunabilirim. Ha. Sonuçta Papa Hristiyanların bir anlamda ruhani liderlerinden birisi. Doğru değil mi? Uluslararası arenada Kaçaksaray'a dair yapılan çok büyük yayın kuruluşların yaptığı eleştirilerini de belki de hafiflemesine yol açabilir mi diye soru işaretlerim var. O karalamaları... Evet, yani şimdi bizim ruhani liderimiz de o saraya gitti. Ya Papa gittiyse... Papa gittiyse artık bu kadar eleştirme hani doğru mu değil mi diye acaba hani uluslararası medyada bir soru doğru gelmiş, kutsamış abi o zaman. Yani, evet. Öyle olmuyor. Yani orayı bir anlamda legalize mi etti acaba? Evet. Dünya kamuoyunda bu soru... Şimdi doğru. Yarın da Papa İstanbul'da hemen... İstanbul'da işi olanlara haber verelim. Yarın sahil yolu olduğu gibi kapalıymış. Öğleden sonra da Şişli ve Taksim arası kapalıymış. Aman işlerinizi ona göre planlayın. Yoksa Vatikan hakkında kötü düşüncelere sahip olursunuz ki bir şey diyeceksin. Evet. Yani bu Papa ile ilgili bana sorarsanız asıl mesele, hani hep komplo teorileri çok ortaya atılır ya. Yani Papa şu, bugün 28 Kasım'da geldi. 2006'da geldiğinde bir önceki Papa 28 Kasım 2006'da geldi. Bir önceki ziyaret de 28 Kasım 1979 yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun hani, çok enteresan, ben bunu bilmiyordum. Böyle. Çok ilginç. Ama niye böyle? 30 Kasım'da da hepsi dönüyor. Çünkü 30 Kasım'da Ortodoks dünyasının, yani İstanbul'daki Patrikhane'nin yoğurtusu var. Oraya katılıyor ve dönüyor.
Ya bana sorarsanız hani bunun üzerinden, Papa'nın gelişi üzerinden hep şey yapılır. Hani acı Türkiye'deki misyonerlik falan faaliyetlerine ilişkin komplo teorileri üretildi ama bence asıl mesele Papa'nın ziyarete gelişinde yortuya geliyor. Ortodoks dünyasıyla Katolik dünyası arasında, hele Rusya'daki hani evet. Rusya'daki kilisenin de hani Rusya politikası ile ilişkisini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Öyle bir dönemde İstanbul üzerinden bir tür köprü. İttifak köprü kurmak. Yani bana kalırsa bizimle Papa'nın gelmesinin nedeni ikincil kalıyor. Asıl mesele Ortodoks dünyasıyla Katolik dünyası arasında bunu kurmak. Bunu da tabii ki önemli bir gününde orayı ziyaret ederek yapmak. Bana ama ikinci sebep kuşkusuz hani Papa'nın geldiği tarihte Orta Doğu'da bütün azınlıklar gibi Hristiyanları da katleden bir terör örgütü var. Ve bu terör örgütü Türkiye'den besleniyor. Ama bana çok enteresan gelen, Papa'nın hemen gelmeden önce kendisine hani IŞİD gibi vahşi bir örgütü herkes nefret uyandırırken IŞİD'le diyalog mümkün mü diye sorulduğunda Papa diyalog kurulmasa da asla kapılar kapatılmamalı dedi ve herkes şaşırdı. IŞİD'le kapılar kapatılmamalı dedikten hemen sonra Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi de herhalde gerçekten dikkat çeken bir durum. Çünkü dünyanın da hemen hemen herkes AKP hükümeti dışında IŞİD'e en hafif ifadeyle Türkiye'nin göz kapaması, en hafif ifadeyle söylüyorum, göz kapaması sayesinde palazlandığını düşünürken Papa'nın burayı ziyaret etmesi aynı zamanda Orta Doğu'daki Hristiyanlara karşı daha en azından insaflı olunması için birilerine bir mesaj olarak algılanabilir ama dediğim gibi bence öncelikle Ortodoks dünyasıyla yakınlaşma. Peki. Yeni Partiden Haber'den, Oda TV'den çok sık görüyoruz. Önce de görüyoruz. Oradan yola çıkarak Mustafa abi de dahil tabii soruyorlar. Dördüncü parti ihtimali ve önümüzdeki seçimlere ilişkin bir umut ihtimali. Hep onu değerlendirmenizi istiyorlar ama ne yanıt verirsiniz bilmiyorum. Yani birçok anket verilmiş. Hani doğru yanlış onları şimdi verdim ama. Önce soru soruyorlar. Sonra ya önce konuşturuyorlar. Sonra buldukları yerde kızıyorlar. Niye öyle dedin? Niye böyle dedin? Ya şu anda gerçekten önce bir saflar netleşsin. Çünkü biz şimdi sen bir şeyler söyleyecektin. Özellikle kestim. Çünkü niye yaptın onu? Çünkü benim başıma geliyor. Yani ya işte CHP'den kaçıyor insanlar. Bir arayış içindeler bilmem ne ama ya ortalık tam bir cadı kazanı şu anda. Tozdum. Şimdi bugün biraz sonra konuşuruz belki o küpürlerde. Son arındı değil mi o araştırma? Evet. %37'ye AKP'nin oylarının gerilediği. Olay o değil ki. AKP eğer karşısında ciddi bir rakip olmazsa %25'le bile iktidar olabilir. İnsanlar sandığa gitmezse, oy verecek parti bulmazsa hiç önemli değil ki. Şey nasıl kazandı? %34'le geldiler. Cumhurbaşkanı nasıl seçildi Recep Tayyip Erdoğan? İnsanlar sandığa gitmeyince önemli olan senin karşısına, bu iktidarın karşısına sağlam bir muhalefet koyabilmen, bir seçenek sunabilmen. Var mı? Sence var mı şu anda? Yok. O yüzden şu anda bizi konuşturup daha sonra bulduğunuz yerde fırçalamayın. Bu yorum ve özeti aldıktan sonra mesleki ilkemize dönelim. Yolsuzluk haberi mecliste yasaklandı sevgili seyirciler. Kılıçdaroğlu'nun verdiği isim de bugün açıklama yaptı. İşte o yasağı ben değil öbürkü yaptı. Böyle bir tartışma, böyle bir çember oldu. Bir o süreçte neler olmuş üzerine buradaki gazetecilerin yorumları olur tabii. Aralık operasyonunda rüşvet aldığı iddia edilen 4 eski bakanla ilgili mecliste yürütülen soruşturmaya yayın yasağı getirildi. Yayın yasağı ile ilgili kararda şu ifadelere yer verildi. Eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhret ve diğer haklarının korunmasının sağlanması bakımından TBMM Soruşturma Komisyonu'nun istemiş ve getirtmiş olduğu bilgi ve belge içerikleriyle komisyonun tanık, bilgi sahibi, bilirkişi sıfatıyla veya diğer ilgililer olarak beyanlarına başvurduğu kişilerin komisyona vermiş oldukları beyanlara yönelik olarak 5187 sayılı basın kanunun 3/2 maddesi gereğince soruşturma bitim tarihi olan 27 Aralık 2014 günü mesai sonu bitimine kadar tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında yayın yasağı konulmasına karar verildi.
Yasak soruşturmanın bitiş tarihi olan 27 Aralık 2014'e kadar devam edecek. Bakanların ifade vermesine bir gün kala getirilen yasak, basın ve gazeteci meslek örgütlerinin sert tepkisine neden oldu. Yazılı bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yasağın basın özgürlüğüne sansür olduğunu belirtti. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu yayın yasağı basın özgürlüğünü zedelemiştir. Basının görevi, kamu yararını ilgilendiren bütün konularda bilgi ve fikirleri topluma aktarmaktır. Demokratik rejimlerde basın hürdür ve sansür edilemez. Yayın yasağıyla ilgili basın konseyi de açıklama yaptı. Konsey, mahkemenin böyle bir karar alamayacağını vurguladı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesinde yayın yasağı kararı verilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin böyle bir karar verme yetkisi yoktur. Kararın kabul edilemez olduğunu belirten konsey, yasaklar gerçekleri değil, özgürlükleri yok eder dedi. Yasak başvurusunu Soruşturma Komisyonu Başkanı ve AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü yaptı. Köylü, bunun gizlisi saklısı yok, başvuruyu biz yaptık, sorumluluk bize aittir dedi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Köylü'yü istifaya çağırdı. Hamza Çebi, bu karar yok hükmündedir diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gökse, yasağın anayasaya aykırı olduğunu söylerken, MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu da kararın 17 Aralık iddialarının kabulü anlamına geldiğini ifade etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yasağı savundu, soruşturmaların insanları lekelenmeme hakkına da riayet edilerek yürütülmesi gerekir dedi. Evet, konuklarımızdan son derece memnunsunuz. Daha sık görmek istiyorlar bu arada ama kitap yazıyoruz. Ben yanıtını aldım. Bilmiyorum, açıklamak isterlerse evet. O karar kendilerinin içeriği ilişkin. Hani kitabın onu paylaşalım. Bir diğer soru da... Ne konuda olduğunu sorabilir miyiz kitabı? Evet. Tabii bizi Sızıntı kitabımızı biliyorlar. Evet, ilk kitabımız. İlk kitabımız Wikileaks'te Ünlü Türkler Sızıntı. Şimdi Sızıntı'nın ikincisini yazıyoruz. Özel olarak yoğunlaştığınız bir konu var mı? Özel olarak tüm dünyadaki Wikileaks belgelerinde Gülen cemaatinin ve Gülen cemaatinin çevresindeki siyasi yapılanmaların perde arkasını anlatacağız. Maillerinize dikkat edin. Erdoğan günah çıkarmış mıdır, o da TV bilir demişler. Var mı öyle bir bilgi bilmiyorum ama güzel yakalım isteyicim. Şimdi da paylaşalım. O gürültüye gitmesi çok önemli bir konu. Ben bu sansürü, mahkeme kararını işte tekrar işte sorup da hani klasik cevapları almak istemiyorum. Soracağım şu, ilk defa bizi sağduyulu, hukuka saygılı, yasalara saygılı bir kesimi ilk defa mahkeme kararına ortak karşı çıkar hale getirdiler. Patır patır bütün gazeteler hiçbir sözleşme olmadan sadece kendi vicdanlarının sesini dinleyerek sizler böyle saçma bir şey olmaz. Mahkeme bu konuda yasak koyuyorsa biz bu suçu işlemeye razıyız. Bunun bedeli neyse öderiz ama bu konuda üzerimize düşen görevi de yaparız. Halkın haber alma hakkını kimseye yedirmeyiz diye tavır koydular. Eyvallah. Ama orada esas benim şu haber yazımı yapar mısınız? Karara gerekçe olan olay, hakimin bu kararı almasına gerekçe olan olay buydu. Şöhretleri zedelenmesin. Kimden bahsediyoruz? Bir gün sonra, karar alındıktan bir gün sonra komisyona gidip ifade vermesi beklenen, sırayla ifade vermesi beklenen dört ismi yolsuzluğa karışan dört bakandan. Şöhretleri zedelenmez. Bu nasıl bir mantık? Şundan söylüyorum. Zaten bu insanlar zedelenceye kadar zedelendiler. Zaten istifa ettiler. Bugün Emin Çolaşan yazmış. Ya madem bu kadar masumdu bu adamlar, niye istifa ettiler? Onu da geçiyoruz. Bu soruyu özellikle size sormamın sebebi şu. Belki şöhretiniz yoktu. Ama işte o bilgisayara gönderilen, biraz önce de esprisini yaptık, maillerle sizin itibarınız zedelendi. Size asla işlemediğiniz suçlar işlemişsiniz gibi üzerinize yüklendi. Karalandınız.
belki arkadaşlıklarınız bozuldu. Belki gazetecilik mesleğini bundan sonra yapabilme olanaklarınız sınırlandı. Sizi böylesine koruyan bir yargıç girişimi oldu mu? Hayır Mustafa abi. Hatta yani bizim normalde yasal olarak hakkımız vardı değil mi? Oda TV davası basına kapalı olsun, yayın yasağı getirelim diye bir hukuki hakkımız vardı. Biz bunu özellikle istemedik. İstedik ki her şey yazılsın duruşmada yaşananlar. Bugüne kadar bizim hakkımızda 7 ay boyunca iddianame çıkana kadar neler yazdınız neler, her gün manşetlerden, televizyon ekranlarından bizi linç ettiniz. Söz sırası bizde, bizi ne dediysek yazın. Biz bunu özellikle istedik. Yani hani bir korkumuz yoktu ki, biz gerçekten ortaya çıksın istiyorduk. Ha, o zaman biz bunu yaptıysak, onlar şu an bir şeyleri saklamaya çalışıyorlarsa, demek ki hani biz kendimizi anlattık duruşmalarda, aklandık kamuoyu gözünde vesaire. Onlar aklanabilecek bir durumları olduğunu düşünmüyorlar. Bir de ne şöhretleri var? Pardon da yani Egemen Bağış'ı şöhretine mesela. Benim Egemen Bağış deyince aklıma Bakara Makara geliyor. Şimdi Zafer Çağlayan'ın şöhretine benim aklıma Saat geliyor. Yani hani bunu uzatabilirim. Şöhretleri ne? Zedelenecek ne kaldı açıkçası? Eski İçişleri Bakanı deyince Zarrab'a söylediği... Senin önüne yatarım. Senin önüne yatarım geliyor. Evet. Hani bunlar daha fazla zedelenmesin mi? Erdoğan Bayrak... Tabii. Ya bu şöhretli kalsın mı istiyorlar acaba? Aklanmasın mı istiyor acaba hakim? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben genel olarak Silivri hukukunda da gördüm. İnsanlar bu mahkeme, bizim sözlerimiz... Canlı yayınlansın diye. Evet. Hatta imza topladılar Balyoz davasında. Tabii. Mahkeme canlı yayınlansın. Genel müdür o zamanki İbrahim Şam ya çok para falan filan demişti de Sayın Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan biz para toplar veririz o canlı yayın parasını demişti. Yani şimdi siz savunma yapıyorsunuz komisyonda. Bunun duyulmasını istemeniz lazım değil mi? Aklanacak söyleyeceksiniz yani size sorular. Eğer masumsanız tabii. Bunun duyulmasını isteyeceksin. Size saati soracaklar, onu soracaklar, bunu soracaklar, hediye. Ya masum değilse? Değilseniz istemezsiniz. O zaman olabildiğince karartma istersin karartma, değil mi? Karartma istersiniz. Evet, ışıklar sönsün, kulaklar tıkansın. Bu olayda öyle gelsin git. Nasıl olsa komisyon vereceği karar belli. AKP'liler el kaldıracaklar, el indirecekler bu iş. Nasıl olsa öyle. Peki, şu ana kadar çıkan... işte verilen ifadelerden çıkan sonucu nasıl karşılıyorsunuz? Örneğin Egemen Bağış dün ne kadar masum olduğunu anlattı. İşte o kutuda çikolatanın geldiğini anlattı. İşte aynı şekilde yani herkes bir şekilde aklanarak orada çıkma telaşında. Nasıl yorumluyorsun? Bu kapanmaya gidiyor mu? Kesinlikle kapanacak. Yani sonuçta bu zaten komisyon bir yargı makamı değil. Kapanır mı peki? Şu anlamda Türkiye'de bu dava karşısında duran siyasi irade olduğu müddetçe görülemeyecek ama siyasi dengeden değişince bu dava yeniden görülecek. Hayatın boyunca kaç hesabın oldu Barış? Yani bir ya da ikidir en fazla. O da maaş aldı. Bakanoğlu'nun yine ifadelerden çıkan eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın küçük oğlunun meclis komisyonuna verdiği ifade vekillerin dudağını uçuklattı. Bakanoğlu'nun 29 hesabı çıktı. Ve bu hesaplarda öyle hani birer ikişer kuruş para yok. Ziraat Bankası'nda 2 milyon 721 bin, Garanti Bankası'nda 2 milyon 23 bin, öbür bankada 100 bin, öbür bankada 1.265, öbüründe 1.355, diğerinde 2.773. Ayrıca dolar hesapları, euro hesapları falan acayip bir para. Şimdi bunu bakana sorduklarında işte ticaret yapıyorlardı. Benim eski şirketimde ticaret yapıyorlar. Hayır bu ticari hesap değil, bu mevduat hesabı. Şahsi mevduat hesabı. Şimdi olay bu kadar açıkken. Yani ayakkabı kutuları orada, işte ayakkabı kutusunda yine burada. Ayakkabı kutusunun kahramanı olan Halkbank Genel Müdürü'nün savunma giderini siz biliyorsunuz değil mi? 1 milyon lira avukatlara harcadığı para. Buyurun. Sadece avukatlara verdiği para 1 milyon lira.
masum bir insan bu kadar para verebilir mi? Üstelik de Halkbank Genel Müdürü kaç para maaş alacak? Bizi gönüllü avukatlar savundu. Mustafa abi. Biliyorum. Gönüllü avukatlar savundu. Savunma için bir kuruş para talep etmediler. Çünkü sizin masum olduğunuza inanıyorlardı. Gönüllü avukat derken sakın yanlış anlaşılmasın. Baronun görevlendirdiği falan değil. Yani Türkiye'nin en iyi ceza hukukçuları geldiler ve sizin avukatlığınıza talip oldu. Çok küçük bir ayrıntı anlatacağım. Sonuçta biz hani terör örgütü üyeliğinden yargılandığımız için terör örgütleriyle ilişkilerimiz olduğunu iddia ettikleri için Masaka hepimizin bütün böyle hatta ailemizin vesaire filan falan bütün gelir giderleri, banka hesapları filan şu kadar kalınlıkta bir klasör oluşturdular. Oda TV davasının klasörlerini koydular. Yani hiçbir şey bulamadılar. Bir geliş gidiş yok. Yani maaş yatıyor, kredi çekiliyor vesaire çekiliyor. Ama bu sırada haberlerde biz bize İsrail'den 40 milyon dolar para gelmiş falan diye izliyorduk. Ben de Barış'a diyordum ki ne zaman bir olay olsa şey diyordum ya iyi ki dışarıda değiliz bunu da bizim üstümüze atarlar. O yüzden yani sonuçta bu itibar meselesi de öyle. Orada savcılar sızdırıyorlardı sizin itibarınızı iki paralık etmeye evet. çalışıyorlardı. Burada ise kendini aklama şansı verilmiş insanlar bu işi karartmaya çalışıyorlar. Evet. Aradaki fark bu. Şimdi bu olay bu hafta özellikle dik duruşlu bazı gazetelerin, internet sitelerinin başarılı bir sınav vermelerine neden oldu ama medyanın öbür tarafında da büyük bir deprem yaşandı. Hem de arkasında ne pis kokular çıkan bir deprem ki bu. Yandaş medyanın en önemli ne diyelim hücum botlarının kaptanları denize düştü. Önce onunla ilgili haberimizi izleyelim, ondan sonra devam edelim. Size oy vermeyeceğini söyleyen bir cemaat var, oy vermeyin diye kampanya yapan... Bak bir daha şu cemaat ifadesini de lütfen kullanmayın. AKP medyasında kovulma ve istifa depremleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın iş adamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahip olduğu Star Medya grubunda büyük bir operasyon yapıldı. Sancak yayın yönetmenleriyle yollarını ayırdı. Beni, Mustafa Karaalioğlu'nu ve Mehmet Ocaktan'ı gazetenin sahibi konumundaki insanlar... İşten çıkarttılar. Star Medya Yayıncılık Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevden alınması medyada büyük tartışma yarattı. Operasyonun Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yapıldığı iddia edildi. Bir hareket var. Örgüt bir grup var. Ne korkuyorsun? Örgüt var. Yani çeşitli tanımlar var. Bir hareket olamaz. Örgüt var. Dolayı değil. Cemaat de diyemezsin. Ethem Sancak, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Erdoğan'ın AKP Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasında yanında bulunan isimlerden biriydi. Sancak, Erdoğan için "Sevdalıyım bu adama, benim idolüm" sözleriyle dikkat çekmiş, medyaya AKP'nin misyonunu desteklemek için girdiğini açıklamıştı. Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül'ün de görevine son verildiği iddia edildi. İddia Karagül tarafından değil, gazetenin yazarları Cem Küçük tarafından yalanlandı. Küçük, kanıt olarak birlikte çay içtikleri fotoğrafı paylaştı. AKP'nin sesi, Star ve Akşam gazetelerinin üst düzey yöneticilerinin görevden alınması medyada büyük tartışma yarattı. İç edilen paralardan patronajla uyuşmazlığa, AKP cemaat savaşından gazetelerin satış rakamlarına iddialardan yalnızca birkaçı. Konuyla ilgili Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada medya grup başkanı pozisyonunun artık devam ettirilemeyecek denilerek Mustafa Karaalioğlu'na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Aynı şekilde gazetenin genel yayın yönetmeni Yusuf Ziya Cömert'e de teşekkür edilerek yollar ayrıldı. Yeni Şafak gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü ve internet servisi şefi Ersin Çelik kovulan yandaş gazetecilerin yeni adresini açıkladı. Çelik, Twitter hesabından Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan artık Yeni Şafak'ta. Üç isim de gazetemizin yazar kadrosuna katıldı. Hayırlı olsun mesajını paylaştı. Son derece önemli karşı medya açısından bir haberdi. Gelen mesajlarınız da var. Tüm yandaş kanallarda
Kralcı plak varken ulusal kanalda Kral Çıplak var. İyi ki de var demiş bir seyircimiz. Hmm. Ama önemsediğimiz haberlerden biri neyi anlatıyor sizce? Yani bizim okumalarımızda bu meselenin arkasında zaten yazıldı edildi bir Yiğit Bulut faktörü olduğu gözüküyor. Ve bu aslında yaklaşık 3-4 hafta önceki bir kavgayla aslında bir anlamda sinyal verilmişti. Neydi o kavga? Yeni Şafak Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi ile Yiğit Bulut arasında bir polemik yaşanmıştı. Yiğit Bulut Abdülkadir Selvi'yi eleştirmiş ve eleştirirken şöyle demişti. Ben hiçbir zaman çalıştığım kurumlarda kendisini işte iktidara dayayan, ben iktidarın sesiyim diye hava atan kişileri çalıştırmadım diyerek Abdülkadir Selvi'ye bir dokundurma yaptı. Bu sefer Elif Çakır Abdülkadir Selvi'ye, yani Star gazetesi yazarı Elif Çakır Abdülkadir Selvi'ye destek verdi ve dedi ki sen kim oluyorsun dedi. Daha sonrasında başka AKP milletvekilleri katıldı vesaire falan o üzeri hemen örtüldü. Sonra Twitter'da Yiğit Bulut'un Ali Babacan ve Mustafa Karaalioğlu'yla ilgili bir sosyal medya operasyonu yapmaya çalıştığının bilgileri sızdırıldı. Karaalioğlu ve Babacan'ı kötüleyen. Aslında istihbaratın Yiğit Bulut tarafından verildiğini gösteren. Ve daha sonrasında, hemen sonrasında Cemil Ertem, Star Gazetesi yazarı görevden alındı. Kimdi Cemil Ertem? Yiğit Bulut'a çok yakın bir isim. Bunun bedeli de bu üç ismin görevden alınmasıyla oldu. Ancak tabii ki yani bunları böyle tak tak anlatabiliyoruz ama şunu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Elif Çakır'ın da kovulduğu vesaire iddia ediliyor filan ama şu çok önemli. Ali Babacan şu an kimdir? Ekonomiden sorumlu isimdir değil mi kabinede? Abdülkadir Selvi Yiğit Bulut'a yanıt verirken dedi ki bak dedi Yiğit Bulut sen kimin adamısın dedi. Senin hangi koltuk için bu mücadeleyi verdiğini biliyoruz. Sen Ali Babacan'ın yerine geçmek istiyordun dedi. Ve bu operasyonun tutmadı dedi ve bütün aslında hırsın, bütün şeyin bundandır dedi. Ve biz AKP döneminde bildiğimiz nedir Mustafa abi? Bu insanlar hiç bu kadar kolay kelle alan insanlar değillerdir. Bu kadar böyle hani kimseye çaktırmazlar. Böyle başka bir göreve, pasif bir göreve atarlar vesaireler falan. Şimdi benim okuduğum kadarıyla muhafazakar medyada Yeni Şafak kadrosunda özellikle hep şu soru soruluyor. Bu Yiğit Bulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde ne kadar büyük bir etkisi var ki bu kadar tantanayla bu üç ismin görevden alınmasını okeylemiş. Özellikle de Erdoğan'ın manevi oğlum dediği Karaalioğlu'nu. Tabii yani, o çok önemli ama tabii şu noktayı da söyleyip sözü işte sizlere bırakayım. Ama hani özünde baktığımızda neden bahsediyoruz? Star Gazetesi ve Akşam Gazetesi'nden bahsediyoruz. Allah aşkına şimdi tirajları internetten baksanız birisi 115 bin satıyor, birisi 101 bin satıyor. Gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Normalde biri 10 bin satıyor, biri 11 bin satıyor. Evet, bu kadar. Yani okunmuyorlar. Çünkü niye okunmuyorlar? Gazetecilik yapmıyorlar. Yani gazetecilik yapmaları peki mümkün mü? Hayır, doğalarına aykırı. Zaten onlar bir propaganda bülteni. Ama biz aslında bu hani o propagandanın başındaki isimlerin yani Göbelslerin görevden alınmasının neden bu kadar tantanayla olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ve Yiğit Bulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki etkisini gerçekten ileride de sorgulayacağımızı düşünüyorum. Evet, peki orada enteresan haberin sonunda vardı. Oradaki görevlerinden alınmışlar ama yine yandaş medyanın amiral gemilerinden olan Yeni Şafak'a yazar oluyorlar. Şunu söyleyebilirim. Abdülkadir Selvi Yiğit Bulut'a Yeni Şafak'taki köşesinden bakın Abdülkadir Selvi önemli bir isim. Yeni Şafak Ankara temsilcisi. Yiğit Bulut'a köşesinden eleştirirken şunu dedi. AKP yokken Yeni Şafak vardı. Ve sen yokken ben vardım. AKP yokken ben Yeni Şafak'taydım. Yeni Şafak, Star Gazetesi, Akşam Gazetesi gibi sonradan yandaşlaştırılan gazetelerden birisi değil, siz de biliyorsunuz. Çok eski bir gazete aslında. Evet, Abdülkadir Selvi konusunda bir dipnot daha verelim. Veda resepsiyonunda değil mi Hayri Ünsal Gül'ün evet, refüze ettiği Yeni Şafak Ankara evet, elini bile sıkmadı. Elini sıkmadı. Evet. Yani işte bir anlamda Gül ile Erdoğan arasındaki tarafını belli eden. Evet. Evet Barış, sen ne diyeceksin? Yani bir Barış'ın söylediği tam anlamıyla saray kavgası günümüze uyarlarsak. Evet. Yani Muhteşem Yüzyıl dizisindeki gibi bir hikaye sürüyor. O kısmının ötesinde ya aslında biz bir gazetecinin işini kaybetmesinden ötürü üzülürüz. Gazetecinin? Gazetecinin. Ama bu arkadaşlar gazeteci mi sence? Yani biraz önceki zaten evet, onu söyleyeceğim.
biraz önceki konuyla bağlarsak eğer, Ethem Sancak akşam ve Star gazetesini nasıl satın aldığının tapeleri var bu soruşturmanın içerisinde. Ve bunu, ya bana da başbakan hep işte cami yapma işi veriyor, gazete alma, televizyon, hep hayır işleri bana kalıyor, diğerleri ihaleleri alıyor diye. Niye bu gazeteyi aldığını aslında çok çirkin bir şekilde itirafı olan ve bu sistemi bu adamların kölesi olarak, gazetecisi olarak değil, emir eri olarak sürdüren insanlar, sizin eski patronunuz, evet, Tayyip Erdoğan'a patron, o tapelerde patron diye hitap ediyor ve karşısında ağlıyor. Evet. Ağlıyor. Niye ağlıyor gazetesinde çıkan ve doğru olan şeyler için? Bir daha yapmayacağım. Benim başıma bu işi nasıl açıldı diye ağlıyor. Ya bu patronlar bu gazeteleri zaten yapmak istemiyorlar. Evet. Ama bunun ötesinde hatırlayın, Mustafa Karalioğlu o konuşmasında başbakan yine İslamcı bir yazarın yazdığı küçücük bir eleştiri için arayıp bunu nasıl okumadınız, nasıl gözünüzden kaçtı diyor ve Karalioğlu özür diliyor. Yani söylemek istediğim şey şu: bu insanlar gazetecilik yapmak için değil, emirlerinde olduğu iktidar sistemini orada sürdürmek için varlar. Ve bir şey daha görülüyor, bir şey daha görülüyor. Bunlar öyle bir sistem yarattılar ki, bugün bir gazetecinin anılarından okudum. Diyor ki, biz Mustafa Karalioğlu ile 90'lı yılların sonunda Yeni Şafak'ta çalışırken, Karalioğlu geri döndü aslında, Yeni Şafak'tan oraya gelmişti. Çalışırken bakanın yanına gidiyorlar. Fikret Ünlü, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bakanın yanına gitmiştik. Fikret Ünlü kendisine gelen çiçeklerden birer saksı da bize verdi diyor. Biz de gazeteci olarak neyse aldık diyor. Çıktık diyor meclisten, ama ellerimize saksılar, taksiye verecek paramız yok. 2 kilometre boyunca elimize saksılarla yürüyüp taşıdık. Karalioğlu'yla beraber. Evet. Hala cebimde para yok. Karalioğlu'nun bu tapelerden, şunlardan, bunlardan sızdığımıza göre, sızdığına göre artık servet, artık sayısı hani birkaç basamaklarla ifade edilecek evleri sayısı, Beykoz'daki konaklar, edilen, şunlar, evet, bunlar. Söylemek istediğim bir şey, o dava adamlığıyla başlayıp bugün hani ben teker teker bu insanların yazılarını okuduğumda, hani nasıl oldu da biz kapının önüne koyduk? Yani hatta şöyle yazmışlar, Oda TV'nin manşetini hatırlatarak, Oda TV kovuldular başlatmış. Nasıl bu insanları kovuldular başlığı attırabilecek noktaya geldik? Evet. Bizzat kendimiz hakkındayız sorgulayan, yani bir tür altın nesil öbür tarafın, öbür tarafın dava adamlığıyla yola çıkıp bugün milyonlarca liralık işlerin sonunda kapının önüne konmanın acısını tahmin ediyorum, yıllarca çektikleri en büyük, en kötü şeyleri de yaşasalar çekemezler. Onların yerinde olmak istemezdim açıkçası. O soru gelmiş zaten. Bilnur Kıldacı diyor ki, iki barışa sorum. Keşke biz de RT'ye yandaş olsaydık da Silivri'ye girmeseydik dediğiniz bir an oldu mu? Kesin olmadı. Evet. Olur mu arkadaş? Böyle bir yorum. Bu medya meselesinde son bir şey daha soracağım. Geçen hafta bunlar olurken yandaş medyada bir taraftan da merkez diyorlar ama merkezli falan kalmadı. Hürriyet grubuna dair de önemli bazı spekülasyonlar gündeme geldi. Hürriyet'in havuz medyası tarafından satın alınacağına yönelik bir takım şeyler. Bu konuda duyumlarınız var mı? Şunu söyleyebilirim. Hürriyet grubunun içinde de bu konuşuluyor şu an yüksek sesle. Ve işte isim de veriliyor. Şahin grubu, yani Doğuş grubu alacak. Garanti Bankası'nı sattı. Evet. Oradan 5 küsur milyar lira para geldi. O para... Mesela abi, o para bulunur bir şekilde. Onlar o kadar iyi havuz işinde çok iyiler. Yani havuz problemlerini çözebiliyorlar. Havuz problemini çözüyor. Ama ben hani Doğan grubunu çok çok eleştirebiliriz biz burada. Yani onlarca şey söyleyebiliriz. Ama Doğan grubu da eğer bir şekilde ele geçirilirse, AKP hükümeti tarafından tam anlamıyla ele geçirilebilirse, gazetecilik açısından işte Ulusal Kanal, Aydınlık, Oda TV gibi yerleri böyle pamuk gibi... merkez medya burası olacak yani. Tabii tabii. Tabii yani tabii. O anlamda hani merkez medya tabirini kullandınız. Onu zaten ben uzun zamandır söylüyorum. Evet. Yani bizim aslında savunduğumuz... şu anda gerçekten merkezden kasıt nedir bilmiyorum ama eğer Atatürk ilke ve devrimleri ise, bu ülkenin anayasasıysa, işte insan haklarıysa, merkez buysa, bizim şu anda merkezdeyiz. Ben bu kurumda işte böyle uçta bir takım fikirler savunulduğunu falan görmedim. Altıok'ta birleşelim deniyor mesela. Yani Altıok ne zaman uç oldu onu da bilmiyorum. Yani Hürriyet grubunda yıl sonuna kadar
bir takım gelişmeler bekleyebiliriz diyoruz. Konuşma. Bunda seçim faktörü de önemli mi? Yani tabii onlar daha iyi bilirler. Seçim öncesinde böylesi bir operasyon. Çünkü seçim ne zaman baktığınızda hani resmi olarak daha 6-7 ay var. Evet. Hani erken seçim yapılır mı bilmiyorum ama yeni konuştuğum bir hani kaynak Doğan grubu içinde de gerçekten de bu yüksek sesle konuşuluyor. Evet. Hemen bir konuya geçelim Can. Sen bir şey demiyorsun. Hızla bir ilerleyelim. Şu pas atacaktım ama artık. Tamam. Senin yerine ben pas atayım. Çünkü gündemi kim belirliyor onu konuşalım. Evet. Hepimizin gerçekten büyük sıkıntısı gündeme yetişememek. Bu arada tam saray meselesi konuşuluyor. İşte bir taraftan kaçak saray konuşuluyor. Öbür taraftan hala eski Cumhurbaşkanı'nın 11. Cumhurbaşkanı'nın bir türlü boşaltmadığı Huber konuşuluyor. Onu ben konuşturmaya çalışıyorum daha doğrusu. Kimse CHP başta olmak üzere hiç kimse girmek istemiyor o meseleye. Ama ben gündem değiştirme uzmanıyım, gündem benden sorulur diyen eski başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı da durmadan gerçekten gündem değiştirmeye devam ediyor. Onunla ilgili bir videomuz var, izleyelim. Yani olamam. Şimdi öyle bir başlık ortaya koymalısınız ki bu gündemi oluşturmalı. Ama ben bir zamanı gelir ki onu gündeme oturturum. Oturtmam lazım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika kıtasını Kristof Kolomb'un değil Müslümanların keşfettiğini söyledi. Erdoğan konuşmasında Küba'ya da bir cami yapılmasının yakışacağını söyledi. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'dan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardı. Erdoğan konuşmasında Küba'ya da bir cami yapılmasının yakışacağını söyledi. Ya ben şimdi Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Birinci Latin Amerika ülkeleri Müslüman dini liderler zirvesi kapanış toplantısında konuşan Erdoğan'ın sözlerine yine gündemi değiştirmek istiyor eleştirileri yapıldı. Öyle bir başlık ortaya koymalısınız ki bu gündemi oluşturmalı. Amerika'nın keşfi ve Küba'ya cami tartışılırken Erdoğan yine tartışılan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ve erkek eşit olamaz dedi. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Tartışmalar sürerken yine aynı eleştiriler yapıldı. Erdoğan gündemi değiştirmek istiyor. Mehmet Barlas'ın bu sorusuna bakın ne yanıt vermişti Erdoğan. Bir cümle söylüyorsunuz başbakan olarak. Günlerce tartışılıyor. Yani gündeme öyle bir şey getiriyorsunuz ki. Bu işte Çamlıca'ya cami yapmaktan, söylediğiniz gibi kuvvetler ayrılı acaba doğru mu yanlış mı? Oysa öyle anlattığınız zaman o anlaşıldığı şekilde söylemek istemediğiniz ortaya çıkıyor. Bunu bilinçli mi yapıyorsunuz? Sırf gündemi değiştirmek için. Çünkü aynı şeyi ben rahmetli Özal'da görmüştüm. Bir takım sözler ederdi. Bir gün dedim ki Turgut Bey dedim. Yani bu söyledikleriniz yanlış anlaşılıyor. Yani herkesin kafası belki mahsus yapıyorum dedi. Siz de öyle bir şey yapıyor musunuz? Yani siz aslında burada ortaya atılan tüm tartışmalar Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinden tartışılıyor. Bu neden? Şimdi eğer bu tartışmalar olmazsa ben başbakan olamam zaten. Ama tartışma yaratmak için cümle üretiyor musunuz? Ne diyorum şimdi? Yani olamam. Şimdi öyle bir başlık ortaya koymalısınız ki bu gündemi oluşturmalı. Yoksa gündem eğer birilerinin elinde kalırsa o zaman siz başbakan olarak onun peşine takılırsınız. Peki, ben peşine takılmamalıyım. Bakın boyuna tartışmasını yapmışsam en yakın çevremde bazı arkadaşlarımla bunun görüşmesini yapmışsam mesela onlar bile bunun timingini bilmeyebilir, zamanlamasını bilmeyebilir. Ama ben bir zamanı gelir ki onu gündeme oturturum, oturtmam lazım. Aslında açık açık da söylüyor yani. Öncelikle Hüseyin arkadaşım. Hüseyin Mert gerçekten arşiv çalışması çok hoş. Çünkü gerçekten tarihi sözlerdi onlar ama işte bugün okuyabilmek için onları hatırlamak gerekiyordu.
arka arkaya geliyor. Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetti ilk olarak. Kanada'da bir tepede cami gördüler. Küba'da. Küba'da bir tepede dağda cami gördüler. Arkasından kadın erkek eşit değildir ama eş değerdir. Ne demekse yani ben hiçbir şey anlamadım. Eşit değildir ama eş değerdir. Ve öbürü neydi? Esnafımız yeri geldiğinde polistir, askerdir, hakimdir. Ne diyorsunuz? Şunu diyebilirim, ben ismini vermeyeyim ama hani çok iyi görevlerde bulunmuş, çok üst düzey görevlerde bulunmuş bir emniyet müdürüyle konuşurken kendisi şey derdi, Barış derdi, bize bazen Ankara'dan telefon gelirdi, ya gündem çok kötü, yani hiç yok mu bir operasyon, bir uyuşturucu operasyonu, böyle ünlülere vesaire filan yapın filan diye. Bize sık sık gelirdi bu telefonlar. Zaten bizim böyle şeylerimiz, dosyalarımız hazırdı. Bu döneme ilişkin değil mi? Yok, birkaç yıl öncesine. Yani ilişkin. Yine bu aynı... AKP dönemine ait. Evet. AKP dönemine ait. Ve biz zaten dosyalar hazır olurdu. Biz operasyonları yapardık. Bu bizden Ankara'dan istedik. Bu sadece bizim hani bizden istenen bir şey değildi. Emin olun hani bürokraside böyle üst düzey görevde olan birçok insandan bu istenir zaten. Evet, kendisi de zaten söylüyor. Ben gündemi değiştirmek istiyorum diyor. Ancak şimdi bunu biz biliyoruz da bunun toplumda yansıması nasıl oluyor? Yani benim kasabadaki amcam ya Erdoğan benim gündemimi değiştirmek istiyor diye mi düşünecek acaba? Ya da yoksa ey kadın bak Cumhurbaşkanı bile söylüyor sen kadınsın kadınlığını bir dizini kır otur mu diyor. Eksik etek diyor. Eksik ya. Etek mi evet. Diyor. Şimdi yani bakın anayasanın 10. maddesi. Yani Cumhurbaşkanı'nın en uyması gereken 10. maddesi ne diyor? Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ve devlet bunu yapmak için sorumludur. Nokta. Yani hani anayasaya ters bir şey söylüyor. Tartışabileceğimiz çok nokta var ama yani ben kamuoyundaki yansımasından korkuyorum. Biz o. Bakalım kamuoyuna nasıl yansımış? Arkadaşlarımız sokağa çıktılar. Kadın ve erkek eşit değildir dedi Erdoğan. Siz ne diyorsunuz diye bakalım nasıl yanıtlar geldi. Erkeğin eşit olmadığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Söylememiştir. Bence şu an kadın erkek eşit. Yalnız söylüyor. Kadın erkek eşittir bence. Ben de aynen düşünüyorum. Erkek her zaman bir adım öndedir. Kadın da onun en yakın destekçisidir diye düşünüyorum. Bazı hakları eşit olabilir ama yani Rabbim erkeği bir adım sanki daha öyle bir çıt özel yaratmış gibi geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz buna ilgili? Ben de arkadaşa katılıyorum gerçekten. Kadınlar da çok özel, erkekler de ama kadınlar erkeklerin bir adım önüne geçmemeli diye düşünüyorum. Değer vermiyorlar kadınlara. Ben her zaman eşit olduğumu söylüyorum. Eşitim yani. Peki Cumhurbaşkanı sizce neden böyle bir açıklama yapmış olabilir? O bizi hiçbir zaman adam yerine koymadı ki. Görüyor kadınlar yani. Çok basit görüyor. Kadın erkek eşit olmaz diyor. Hep eşittir, eşit olmaz ama kadın da eşit, erkek de eşittir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kadın erkeğin eşit olmadığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Doğru söylüyor başbakan. Doğru. Ne? Cumhurbaşkanımız ne diyorsa doğru söylüyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Doğru söylemiş. Katılıyorum sözlerine. Erkek her zaman için Kur'an-ı Kerim'de de bu belirtilmiştir. Kadınla hakları bugünkü şartlarda doğrudur. Bazı şeylerde eşittir ama bazı şeylerde değildir. Yani bunu onaylıyorum yani ben. Cumhurbaşkanıma katılıyorum. Güç olarak erkekler her zaman daha güçlü yani. Bir eşitsiz tarafımız var da hani yasal olarak tabii ki eşitiz. Onlara verilen hak bize de veriliyor. Ama bir erkeğin üstünlüğü her zaman var yani. Kadın daha aciz her zaman. Ben eşit olmasını isterim. Allah razı olsun memleketimizi yönetti ya. Kendi kafasını her şey yapıyor zaten. Eşit olamayabilir. Erkek hem çocuk emdirebiliyor. Bayan çocuk emdiriyor. Çocuk doğuruyor. Erkek doğuramaz ki. Çocuk emdiremez ki. Olamaz yani. Bayanlar daha değerlidir. O yüzden söylemiştir. Ne bileyim. Nasıl bir şey yani? Sizce Türkiye'de kadın erkek eşit mi? Eşit sayılır. Eşit. Ama yine erkek erkektir. Yok fark etmiyor ki. Aynen. Erkek de aynı, kadın da aynı yani. Eşittir. Karşıyım. Bir yönden haklı bence. Kadın her zaman bir erkeğe muhtaçtır bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynısını düşünüyorum. Aynı. Tayyip ne diyorsa doğru diyordur.
bilmiyorum, eşittir deniyor ama eşit olmuyor gene de, genellikle. İyi düşünmüyorum yani, eşit olması lazım kadın erkek. Eşittir. Eşit olması gerekiyor, eşittir. Ben katılıyorum yani Tayyip Erdoğan'a, çünkü eşdeğer olduğunu düşünüyor kadın ve erkeğin. Vatandaş bunları söyledi Terkoğlu. Vallahi Çernişevski ünlü romancı biliyorsunuz Rus edebiyatında. Ona şunu sormuşlar. Karakterleriniz çok fazla hani yukarı, çok büyük karakterler. Bunlar gerçek hayatta yok. Bunlara ne diyorsunuz diyor. Bence siz, onlar yüksek değil, siz biraz aşağısınız diyor. O yüzden galiba uzun adam çok uzun değil de biz biraz kısayız diye düşünüyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum. O herhalde toplumu bizden daha iyi okuyor demek istiyorsun. Yani o maalesef hani bizde şeyh uçmaz mürit uçurur derler ya. Bizim burada hani gülünç bulduğumuz bir söz herhalde onun takipçileri tarafından ve geri bıraktırdığı, sadakaya mahkum ettiği, kömür dağıttığı, insanların maneviyatını sömürerek uyuttuğu, kalabalıklar tarafından çok büyük önem atfedilerek arkasında hatta fanatizm düzeyinde desteklenecek o ne diyorsa doğrudur dendiği gibi hale gelebiliyor. Akım yaratıyor ya, enteresan evet. Değil mi? Yani o kendi evet. Cephesinde akım yaratıyor yani. Valla 93. sene mi Cumhuriyet'in? Kaçıncı sene? 91. sene. 91. senesi. 91. senesinde Cumhuriyet'in. Hala bir kadın çıkıp da tabii ki erkek benden bir adım öndedir, erkek benden daha üstündür diyebiliyorsa bu ülkede. Yani bunu başbakanın başbakanı bir anlamda güven oyu olarak bile söylemiş olsa, bunu kendisine yedirebiliyorsa bizim hepimizin oturup bir şeyleri önümüze koyup yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve sonuçta şu 1930'ların Ankara'sında kadın ve erkek eşit değildir diyen birine hadi canım sen de derler. Tabii. Öyle bir ütopya yani, kadını alıp ona hani seçim hakkı veren, seçme hakkı veren, seçilme hakkı veren, piyano öğreten, dans öğreten, kadınla erkek neredeyse oraya sokan, pilot yapan, evet. Yani kazma kürek alamaz diyor ya, arkeolog yapan, yerin dibine gerektiği zaman da madenci kıyafetiyle giren bir kadın yaratma ütopyasından geldiğimiz noktaya bakınca aslında Reyhan Pekgün'ün niye içeride olduğunu daha iyi anlıyorum. Peki ikiniz de sözcüklerden ekmek kazanan, ekmeğini kazanan meslektaşlar mısınız? Ben anlamadım. Şu ne demek? Kadın erkek eşit değildir, kadın erkek eş değerdir. İkisi arasındaki nüans nedir? Çözebildiniz mi? Özde İslami terminoloji var ama abi hep aynı şey sanki oluyor yani, o iyi değil mi? Eşit değildir, eş değerdir. Eş şekilde değer veririz ama hani yerinde bilecek anlamına mı geliyor? Biraz öyle gibi sanki. Yani. Yerinde bilecek gibi gözüküyor. Tamam, tamam, ben normalde eşit değildir de biz ona eş yani. Değer yaklaşıyoruz mu diyor. Öyle demiyor. Eş değerdir diyor. Yani tabii zaten anlayabilseydim ben bütün Erdoğan'ı. Ama şu ben şeyi hatırlar mısınız Mustafa abi? Ben hani çocuktum, gazinolar kuşağını hatırlıyorum. Evet. İbrahim Tatlıses hep kadını dövmekle evet. çıkardı. Hep vukuatı buydu. Şunu dövdü, bunu dövdü, bunu dövdü. Hep gazinolarda hatırlıyorum sözleri. Kadınlar çok değerlidir. Başbakan da sürekli diyor ya. Kadınların ayaklarının suyunu içerdi. Ayakların, evet bunu söylerdi. Tuhaf bir şey var. Başbakan da hani aynı konuşmanın içinde diyor, ben iyidir annemin ayaklarının altını öperdim. Annem itiraz ederdi. Evet. Hayır, senin ayağının altında cennet var. Aslında hani bir tür hani abartmayı aslında aynı anda aşağılamayla birlikte evet. sürdüren bir çarpıklığın sonunda. Çok küçük bir ek yapabilirim. Ne mi demek istiyor? Aslında şunu diyor. Bakın diyor, benim ve benim bütün bakanlarımın, benim milletvekillerimin çocuklarına bakın. Indiana üniversitelerinde, Harvard'da vesairede okudular, yurt dışında önemli okullarda okudular vesaireler. Okuldan mezun oldular, evlendirdim, iş hayatına atılmadılar. Aslında hani o yaşam eski tarzı... Eskilerin yaşama geçtiği evet, hali belki. O yaşam tarzını aslında bir anlamda topluma dayatıyor. Evet, bir de ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama... Şu an işaret geldi bana.
Sadece bir dakika istiyorum arkadaşlardan. Esnafa verilen işte hakimsin, polissin görevi. Tam o sırada, o konuşmayı yaptığı sırada Ali İsmail Korkmaz'ın öldürmekle suçlananların duruşması vardı. Döverek öldürdüğü iddia edilen kişilerden biri de esnaftı. Ne diyorsunuz? Esnafa sen gerektiğinde polis ol dedi. Yani aslında fırıncı da orada sanıklardan biri de başbakan darbe dedi. Biz de darbeyi bastırdık diyerek aslında evet. Hani polis, polis evet. Böyle söyledi. Aslında herkesin kimden vazifeyi aldığını ortaya koyan bir görüntü. Başbakan hani bu demin saydığınız yasalarla sadece polise görev vermiyor. Siz de polissiniz diyerek maalesef esnafa da görüntü veriyor ama çok acı olan şey ne biliyor musunuz? Bütün bu yaşadığımız çöküşün bir parçası da hani biz başbakanı değil sakallıyı dinle diye manşet atmıştık. O gün Marx'ın evet. Esnaf üzerine sözlerini yayınlamıştık. Yani bunlar gelip senden o AVM'yi yaptığında, o zenginleşmeyi yarattığında senin kapına senetleriyle dayanacaklar. Senin bakkalını kapatacaklar. Senin alacaklarını senden tahsil etmek için uğraşacaklar ve yine aslında senle fakirleşeceksin. Seni fakirleştirecek bir adamın askeri oluyorsun farkında olmadan. Başbakan onlara böyle bir askerlik görevi veriyor. Peki bir de bunun şöyle bir sakıncası yok mu? Gün gelecek, güçler değişecek. Bugünkü iktidar hep böyle güçlü olmayacak. Ama sen o adama o görevi verirsen, sen esnafsın, hem polissin hem de hakimsin dediğin zaman, o gün geldiğinde, örneğin senin çocuklarını yoldan geçerken çevirip, sen bu ülkeyi nasıl soydun diye yakasına yapışırsa, bugün ona güç verenler, görev vermedenler ne diyecekler? Diyecek hiçbir şeyleri. Diyecek hiçbir şeyleri yok. Biz bir araya gideceğiz ama ardından yine saat başında 3. bölümde birlikte olacağız Kral Çıplak'ta. Kral Çıplak.